Merhaba sevgili arkadaşlar, İsviçre'de bir Türk kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bu muhteşem balıkçı köyünü gezdik, bitirdik. Şimdi buradan da muhteşem bir şelaleye, yani Gisbachfelli'ye gideceğiz. Normalde yürüyerek 1 saat 20 dakika sürüyor. Biz de ilk defa bu yoldan yürüyeceğiz. Bakalım yolda bizlere ne güzellikler bekliyor. Çok merak ediyoruz. Dilerseniz başlayalım. Başlayalım. Evet, sizlere bu piknik alanını da göstermek istiyorum. Aslında biz burayı daha önce hiç görmemiştik. Erkan'la böyle tekne kiralamıştık. Burada gezerken bu piknik alanını görmüştük. Yani öyle keşfetmiştik. Çok güzel. O kulübenin içerisinde de bedava odunlar var. Yani odun da getirmenize gerek yok. Arkadaşlar az önce yılan gördüm. Canım, bu kadar doğayı seviyorsun. Korkma bu kadar şeyden. Ay inanmıyorum, şimdi o yılanı her yerde görürüm. Allah Allah. Ay kapkara bir yılandı. Şov mu? Ay bir daha görmem inşallah. Şu an var ya, gördüğüm her şeyi yılan zannediyorum he. Yalnızlık bize gelir, geldiği gibi gitmez. Mutluluk bir çiçektir, bastığın yerde bitmez. Arkadaşlar yarım saattir yürüyoruz. Bir saatlik daha yolumuz kaldı. Ama gerçekten yol çok güzel, çok keyifli. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya bakar mısın canım? Saklı cennet sanki. Evet sevgili arkadaşlar, o rampayı, tepeyi çıktık. Bizim 40 dakika daha yolumuz kaldı buradan sonra. Buraya geldiğimizde ormanın arasında bir mangal, piknik platsı, yani yeri keşfettik. Sevgili eşim de sizler için burayı çeksin. Arkadaşlar İsviçre'de genel olarak %80 bir yerde mangal yapılıyorsa onun yan tarafında böyle bir kulübe vardır odunları koymak için. Buradan istediğiniz kadar odun alabilir ve buralarda ateş yakıp kullanabilirsiniz ücretsiz olarak. Yukarı tarafı da gösterirsen ne kadar büyük bir ormanın, kayalıkların dibinden geçtiğimizi de göstermiş olursun. Evet arkadaşlar, yürüyüşe devam. 10 dakikalık yolumuz kaldı girişe kadar. Oradan sonra tepeye de bir 10 dakika sürer. Toplam 20 dakika. Erkan'ın en zaafı. Doğayı bu kadar seven bir adam nasıl çamuru, toprağı sevmez, hayret ediyorum. Şelaleye çok az kaldı. Sizlere şurayı da göstermek istiyorum.
yukarıya şelalenin olduğu tarafa. Dilerseniz buradan finiklilere binip çıkabilirsiniz. Dilerseniz gemiyle de buradan Brienz'e gidebilirsiniz. Buradan da Interlaken'a gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu gemi Tun'dan geliyor. Dilerseniz bu güzel gemiye binerek bu harika manzaralar eşliğinde de yolculuk yapabilirsiniz. Aslında yukarıya yürüyecektik ama Erkan finikülere binmek istedi. Şimdi finikülerle yukarıya çıkacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz finikülerle yukarıya kadar çıktık. Gerçekten çok keyifli bir yolculuktu. Sonrasında yukarıda zirvede ulaştığımız noktaya bakar mısınız? Sevgili eşim size Gisbahfelle Şelalesi'ni gösterecek şimdi. Gerçekten görünmeye değer muhteşem bir manzara. Ayrıca yukarıya çıkmış olduğumuz bu finiküler 1879 yılında yapılmış arkadaşlar. O kadar eski ama manzarası gerçekten görülmeye değer. Şimdi yukarıya çıktık ve sizlere bu tarihi otel hakkında bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu otel 1873 tarihinde yapılmış. Zamanında zengin ve ünlüler için çok popüler bir otelmiş burası. 1883 tarihinde çok büyük bir yangın olmuş ve bu otelin üst kısımları tamamen yok olmuş. İkinci Dünya Savaşı döneminde de büyük bir kriz yaşanmış ve bu otel tamamen kapanmış. 1950 tarihinde de Bern kantonu burayı Gisbah mülkü olarak Hükümet Konseyi tarafından doğa koruması altına alınmış. Hatta buranın adına dernek bile kurulmuş. Dernek kurulduktan sonra otel tekrardan canlanmış ve şu an hala dünyanın her tarafından gelen zenginlerin uğrak yeri oldu diyebilirim. Bu arada Brienz Gölü. Arkadaşlar zamanında kayıklarla bu otele gelirlermiş. Bugün sabah saat 8'de evden çıktık. Şu an saat 7:20 var. Biz halen yollardayız. Gisbahfelle oteldeki terasta bir kahve molası verdik. Gerçekten bunu da hak ettik diye düşünüyorum. Bize aynen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
arkadaşlar kahvemizi içtik, enerjimizi depoladık. Şimdi buradan şelaleye doğru yola çıktık. Arkadaşlar dilerseniz buradan da tepeye çıkarak şelaleyi yukarıdan da çekebilirsiniz. Sizlere orayı da gösterelim. Daha sonra tekrar yola devam. Şu an şelalenin ikinci katmanına geldik. Dilerseniz buradan da yukarıya gidebilirsiniz. Ama çok yorulduk. Kesinlikle hiç şu an çıkmayı düşünmüyorum. Şimdi Isetwald'a gitmek için yola çıktık. Tam 1,5 saat gösteriyor. Bu arada yollar da bu şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bu şelaleye bayıldım. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlara lütfen yazın. Şu anda Isetwald'a geri dönüş yolculuğumuz başlıyor. Tam 1,5 saat yolumuz var. Muhtemelen karanlık çöktüğünde arabanın yanında olacağız. Kapanışı orada yaparız. Arkadaşlar bu yolun her tarafında cennetten bir köşe var. Arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Bugün zaten çok yakıcı bir sıcak vardı ve şu an iyi oldu.
Arkadaşlar şelaleleri bitirdik, oteli gezdik, kahvemizi içtik. Tekrardan gemilerin kalktığı istasyona geldik. 1 saat 30 dakika. Şimdi buradan yürüyerek İset Walt'ın yolunu tutacağız. Hadi bakalım. Ay hadi bakalım, yolumuz uzun. Büyük ormandan çıktık. Şimdi bir orman yolumuz daha var. İki tane zor aşamalı yolumuz var daha doğrusu. Böyle dik bayır. Orayı da açtım mı yolu bayağı bir yarılamış olacağız. Ondan sonra daha çok böyle göl kenarına, böyle göle sıfır bir şekilde yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Devam. Wow. 23.235 adım atmışız. Ve arkadaşlar daha bir saatlik daha yolumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu ve biz yürüyüşümüzü anca bitirdik. Bakabilir miyim hayatım? Sabah 8'de başlamıştık yürüyüşümüze, yola, yolculuğumuza daha doğrusu. Şu an kaç? 27.931 ama daha arabamıza varmadık. Muhtemelen bir 28.000, 30.000 olur gibi yani, düşünüyorum. Ama biz yine de kapanışımızı burada yapalım. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok keyifli bir vlog oldu. Biz de keyif aldık. Yani sadece video çekmekle değil, resmen anı yaşadık diyebilirim. Her zaman dediğimiz gibi çok klasik olacak ama bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumları, beğenileri unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.